Ben İran'a tekrar dönmek istiyorum. Şimdi İran'da da halkın ekonomik gerekçelerden dolayı protestosu var. Onu nasıl görüyorsunuz? Onun yanı sıra İran hükümetinin ya yani İran yönetiminin ABD'ye karşı tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bakın, İran'da ekonomik sıkıntılar olduğu bir gerçek. Bunu herkes biliyor. İran hükümeti de kabul ediyor. Ve uzun yıllardır ambargoyla mücadele eden bir İran var. Bu sıkıntıların olması bununla da açıklanıyor. Tabii bunun da büyük bir payı var. Hükümetin ne kadar yanlışı var, doğrusu var falan, onu tabii İranlılar ve İran halkı çok daha iyi değerlendirir. Ama Amerika'ya direnen ve Amerika'nın baskıları altında olan bir İran ekonomisi var. Bu açık ortada. Şimdi Amerika bunu çok iyi değerlendiriyor. Yani sıkıntıda olan İran halkını kendisine direnen hükümete karşı harekete geçirmek için arkada kalan dönemde gördük, hareketler düzenlendi. Yani dıştan yönlendirildiği, Amerika'nın elinin o hareketin içinde olduğu çok açık ortadaydı. Önümüzdeki dönemde de bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Yani gerçekten İran'ın milli halkçı güçleri mi onlar, yoksa Amerika'nın yönlendirdiği güçler mi? Buna çok iyi dikkat etmemiz lazım. Çünkü o Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren bir olay. Yani İran kalesini Amerika düşürecek olsa, ki düşüremez, düşürmeyeceğini de çok iyi biliyoruz. Düşürecek olsa bu Türkiye için çok tehlikeli süreçlerin kapısını açar. Bize sağlam, Amerika'ya direnen bir komşu İran lazım. Bir yol bir kuşak projesini etkiler mi? Etkilemez olur mu? Zaten Kürdistan projesi Amerika'nın, o bir yol bir kuşak projesini kesmek için. Aralık ayında, Mayıs ayının başında geçen ay ben Çin'deydim. 2 ay önce. Orada Dünya İkinci Bilimsel Sosyalizm Konferansı'nda bulundum, konuşmalar yaptım. Orada da söyledim. Ama Aralık ayında esas dünya partiler diyaloğu oldu. 300 kadar parti katıldı. Türkiye'den de AK Parti ve Vatan Partisi çağrılmıştı. 2 parti katıldı. Orada da şunu söyledik Çinlilere. Dedi ki, siz hiç bir kuşak bir yolu haritada baktınız mı? Orada Kürdistan nerede kurulmak istemiyor Amerika? Nerede Kürdistan'ı kurmak istiyor? Baktınız mı oraya? Peki yoldan bahsediyorsunuz. Bir kuşak bir yol, İpek yolu. Peki güvenliği olmayan yol olur mu? Tabii bu Çinlilerde çok büyük şey yarattı. Telaş yarattı. Hani ilk önce bir cevap vermekte bocaladılar falan filan, ama tabii partiler arası görüşmelerde de, Çin Komünist Partisi ile Vatan Partisi arasındaki görüşmelerde de bunları hep anlatıyoruz ve şimdi artık anlamaya başladım. Rusya bir yol bir kuşak projesini istiyor mu? Tabii. Ha, bir yol bir kuşak projesi Çin'in bir tek Amerika'yı rahatsız ediyor. Ama Almanya dahil, Almanya, İngiltere, Fransa da, yani Avrupa'nın ucundan efendim Asya'nın öbür ucuna kadar bütün ülkeler bu projeyi...